Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sims 3 mükemmel genetik özellikleri oynamaya devam ediyoruz. Bir önceki bölümümüzde ne yaptığımız hakkında hiçbir fikrim yok. Çünkü çok uzun zaman önce yüklemiştim. Hani baya baya uzun bir süre önce yüklemiştim. Ama şu an bildiğiniz gibi birazcık Sims 4 beni sıktı. Bu yüzden kanalımda devam eden Sims 3 serilerine odaklanmak istedim. Hafiften de birazcık böyle eskiye dönüş, böyle bir nostalji yaparız. Hem de kanalımızda yarım kalmış serilere devam ettirmiş oluruz. Şimdi ben isimleri bile unuttum arkadaşlar o derece ama Mike'ı hatırladım. Şimdi Mike'ı eğer siz de benim Mükemmel Genetik Özellikleri serimi izlediyseniz çok zeki yapmıştık ve bu da zaten mükemmel genetiklere sahip bir sim ailemizde. Şimdi şöyle düşünmüştüm. Bu sim çok akıllı olacaktı hatırlıyorsanız, böyle doktor falan olacaktı. Bu yüzden üniversite seçiminde ona bilim ve tıp okutmak istemiştik hatırlıyorsanız. Shelley de bizim sanırım kardeşimizdi veya değildi. Evet, değil ama babalarımız şey aynı. Dolayısıyla kardeş falan oluruz gibi, yani öyle bir şey. Üvey kardeşimiz işte, anlayacağınız. Onu da hatırladığınız kadarıyla şeydi. Plant Sim yapmıştık. Universal Life ile gelen bir özellikti. Hazır üniversiteye gidiyorlarsa demiştik. Universal Life ile gelen özellikleri kullanabilir diye düşünmüştük. Plant Sim özelliklerini gösteriyordu kendisi. Ve ekonomi okuyordu. Görüldüğü üzere her ikisinin de dersleri çok yüksek. Şimdi Mike uyandı. Hemen Mike bir kahvaltı yapsın ve şu mutfağın hali ne böyle? İnanamıyorum. 11 dakika oyunun sesini ayarlamam gerekiyor. Çünkü eğer yüksekse... Heh, tamam. Değilmiş. Bana render'da sıkıntı yaşatabilir. Şimdi buradan birisi waffle yapmış ve bu ocağın hali ne? Sen ciddi misin? Şu an inanamıyorum. Bu waffle'dan yemek zorundayız. Hatta yemeyeceğim bu waffle'dan çünkü böyle bir ocaktan çıktı. İçi tamamen yosun veya kir. Çok kötü ama yemek zorundayım çünkü üniversitedeyiz tatlım ve olan her şeyi yiyebilirsin. Çünkü üniversitedeyiz. Şu uyku tulumu mükemmel değil mi ya? Seasons'la gelmişti bunlar. Aa, yakında başlayacakmış şey finallerimiz. 2 gün sonra final sınavımız varmış. Ve bizim şu an sınıfa gitmemiz gerekiyor. Hemen bir yemeğimizi yiyelim ve sınıfa gidelim ve tuvaletimiz de var. Harika. Keşke daha erken uyansaydık diyecektim de. Yapacak bir şey yok. Bakın burada bir plantim var. O da bizim simimiz bence. Aa, değilmiş. Şu an yurtta da 2 tane plantim var. Ve senin dersine şu an 9 saat var. Ve 9 saat boyunca ne yapsak hiçbir fikrim yok. Bowling'e falan gideriz diye düşünmüştüm ben bugün ders çıkışında, Mike'ın ders çıkışında. Bowling'e gideriz. Daha güzel oluyor en azından. Bakın böyle etrafta çiçekler falan bırakıyor. Harika. Tamam, hadi derse gidelim. Ve tuvaletimiz var. Kusura bakmayın. Testing cheat enabled tabii ki. Enabled da vardı. Testing cheats enabled true. Şunu şöyle bir yapmak zorundayım. False. Okey, hemen şimdi yağmurun altına dersimize gidelim. 2 saat boyunca şu an dersimize katılacağız. Ne yapalım biliyor musunuz? Bence work hard yapalım. Çünkü biz çalışkan bir öğrenciyiz. Bu ses mi böyle başka? Şimdi Shelley. Shelley'nin bildiğiniz gibi 8 saat sonra dersi var. Ve bu 8 saati de bir yerde değerlendirmek istiyorum açıkçası. Bowling'e mi gitsek diyeceğim de bowling neredeydi ki? Ve saat şu an daha sabahın 8'im. Şöyle yapalım, hadi gelin bir kafeye gidelim. Orada güzel bir kahvaltı yapalım. Böyle kek falan alırız. Kek, çay falan, güzel bir ortam olur orada. Üniversitedeyiz, birazcık da tadını çıkarmalıyız kampüsün. Tamam, geldik. Şimdi şuradan bir kek alalım. Canım kek istedi nedense. Buy snack, brownie var, cookie var. He, muffin alalım bir tane. Bir tane muffin alalım. Onu yiyelim. Bir tane muffinle doyacak mısın tatlım? İstersen ye onu. Neden oraya koydun ki? Tamam. Bir tane muffinle doyacak gerçekten. Çok ilginç. Ama bu muffinler genelde çok büyük oluyor. Burada büyük, küçük gösterilmiş nedense. Senin dersin bitmiştir diye düşünüyorum ve çok stres olmuşsun. Hiç eve gitme, ne biliyor musun? Yani yurda gitme. Gel şuraya bir bowling'e gidelim seninle. Hatta yani sen bir git, ondan sonra Shelley de geçer oraya. Ondan sonra Shelley'e dönmek istiyorum. Şimdi bizim birazcık da study yapmamız lazım. Çünkü yapmalıyız yani.
Ondan sonra hadi sen de gel buraya. Beraber bowling oynayalım. Bildiğiniz gibi Sims 4'de bowling paketi çıkacak, eşya paketi olarak. Yani bu açıkçası beni çok sinirlendiriyor. Yani her eşya için ayrı bir staff pack çıkarıyorlar. Bakın mesela bowling burada ne güzel bir eklenti paketinin içinde gelmiş. Sen daha neden benim paramı alıyorsun EA? Benim oyunuma bowlingleri eklemem için çok saçma. Play with Shelly. Tamam, artık şunu da çıkarabilirsin istersen çantanı. Take off backpack. Tamam. Hadi bakalım. Bakın bunun saçı yeşil, bunun teni yeşil. Çok saçma. Bu kim, profesör tipi var sanki bunda. Ve onda Rebel'miş. Asi. Oo. Sen niye şimdi öyle yere düştün? Ben senin fotoğrafını çekmezsem. Olmaz. İşte olamaz. Şöyle bir kapak fotoğrafı. Tamam. Aa, bunlar bayağı bir şey, iki tıkıl top atacağım derken yerlerde yatıyorlar. Sen de gel şuraya. Yani bakın mesela Sims 4'teki bowling'in de bundan hiçbir farklı yanı olmayacak yani. Sadece 10 euro alacaklar bizden. Çok saçma geliyor gerçekten bunu bu. Aşırı derecede saçma geliyor ve kaç tane devirdi Labut, hiçbir fikrim yok. Labut'tu sanırım bunların adı, evet yanlış hatırlamıyorsam. Sen de telefonunu aç istersen, ama tabii ki multitasking olmadığı için. Oy, yanlış şey tıkladım. Answer phone. Celebrity body workout 4 hours. Ha. Tamam. Bakın mesela işte telefonu açmak için bu bowling'i iptal ettik. As to join game. Bunlar da bir tam ikisini de ortadan deviremedi. Bakayım sen ne yapıyorsun? Yine sen iyi devirdin. Hoş oldu. Aferin sana. Sende tam bir profesör tipi var ama yine de bilemiyorum. Baksanıza yani, bu bir öğretmen yani. Sanki böyle bir öğretmen yani, bu başka hiçbir şey değil. Tamam. Şimdi sen eğlenmişsindir diye tahmin ediyorum bayağı bir. Fanın zaten artıyor görüldüğü üzere. Hadi o zaman yavaş yavaş yurda geçelim diye düşünüyorum. Hani şimdi sizin 4 saat boyunca da şey yapmanız gerekiyor. Çünkü hani şu şey geldi ya bize. Ne o? Hani böyle ünlülük point'i kazanmak istiyorsak işte sadece 4 saat çalış falan. Onu yaparız diye düşündüm de boş verin. Hadi ikiniz de yurda gelin diyeceğim ama bilmiyorum yani, yurda gitmek de çok istemiyorum açıkçası. Hadi şey gidelim, çizgi roman satan yere gidelim. Shelly. İkiniz de şu bowling'i oynamayı bırakın. Hadi bakalım. Yürüyerek diyorlar harika. Ve nedense hiç yaz gibi değil ya. Çok üzülüyorum açıkçası. Böyle güneşlik ki olsa ne güzel olur. Aa, hadi gel şu amcayla sen şey oyna. Bakayım sen de şey, ha yok. Bu işi dükkanda çalışıyormuş o amca. Şöyle yapalım. 5 lira mı? 5 smile alınırmış bunu oynamak. Sen ciddi misin? Bundan mı 5 smile alın? Hadi o zaman gelin bir ikiniz de oynayın diyeceğim de. Shelly ile beraber gelin oynayın açıkçası. Açıkçası neden dediysem şu an hiçbir fikrim yok. Listen. Sen bence öğretmensin demedi deme. Çok ciddiyim. Bu ne? Aa, kutulu bir oy şey figür. Burada böyle istediğimiz kadar çizgi romanlar var. Aa, cadıymış o. Baksanıza. Sevdim seni. Hem Rebel olarak onsun hem de cadısın. Keşke biz de şu an cadı olsak biliyor musunuz ya? Ben cadıları çok seviyorum. Bir de unuttum ne diyeceğim. Aa, senin dersin başlamıştır. Hadi derse git. Üzgünüm tatlım. 10 sene boş boşuna gitti. Bu ne? Hemen gruptan ayrılsın mı? Ayrılsın tabii ki. Ondan sonra Mike. Mike da kendi çapında gelsin şurada ders çalışsın. Hadi gel bakalım. More study. Şurada ne dediğini görüyor musunuz? Drop out of university. Yani sence öyle bir şey yapar mıyım? Tabii ki de yapmam. Ve sen nedense şu an uykun geldi. Bak tam ders çalıştıracağım ya, uykusu gelir. Yani klasik bir öğrenci tipi tam olarak. Senin dersin peki kaç saat? Bugün günlerden Wednesday, Çarşamba. 2 saatlik bir dersin varmış senin de. Tamam. Gel dersine katıl burada. Yerim Mike'a dönmek istiyorum.
Gelsin burada dersini çalışsın. Ondan sonra uykumuz geldiği zaman da direkten eve gideriz. Yani yurda gideriz. Daha hala ev diyorum. Peki bizim acaba üniversitemizin bitmesine kaç gün var? Bilmiyorum. Bakın hala burada A şey olarak gözüküyor. Yani A almışız gibi gözüküyor. Neden burada bu gözüküyor? Bunun burada gözükmemesi lazım. Yani ben şu an sanki degree almışım gibi gözüküyor. Saçma, ben daha üniversite okuyorum tatlım. Bana şimdiden şey vermişler, diploma vermişler. Saçma. Hadi eve gidelim, şimdi senin uykun gelecek. Zaten bayağı bir de fulledin yani. Hadi dormitory'e git, yurda git bakalım. Okey. Şimdi senin uykun gelmiş, gel yat. Ondan sonra ama yat mı? Bilemiyorum. Hafiften bir yat, ondan sonra bir parti varsa falan partiye gideriz diye düşünüyorum. Partiye gidelim yani, çünkü üniversitedeyiz. Arkadaşlarımızın evine gidebiliriz mesela. Burada bir sürü ev varmış. Ben bunlara daha önce hiç bakmamıştım. Bu ne? Aa, üniversite logosu var burada. Bakın. Üniversite logosunu böyle daha yerleştirmişler. Hadi şu eve gidelim diyeceğim. Bu ev bayağı iyi. Keşke biz de evde otursak diyeceğim de yok. Yurt ortamı çok daha güzel. Bence üniversitede. Tamam ya, yapacak hiçbir şey yok. Bu ne? Ah, boş ver. Hayır. Zaten şu an 2 gün sonra bizim finallerimiz var. Finallerde iyi bir şey yapmak zorundayız. Shell de artık gelsin bakalım yurda. İkinci şu an zaten dolunay oldu. Dolunayda bütün zombiler dışarıda olacak. Şöyle yapalım mı ya? Bir her ne kadar paramız olsa bile acaba bir gün şeye mi gitsek? Ne bileyim. Ne? Social Group Jobs mu? Şunu da bir incelemek istiyorum ya. Sabah olsun bir şunu incelemek istedim açıkçası. Şöyle yapalım arkadaşlar. Zaten Sims'te, yani Sims 3'te uyurken simler zaman daha hızlı akmadığı için ben videoyu burada durdurayım. Ondan sonra geri devam edelim. Herkese tekrardan merhaba. Şu an sabah oldu. Mike'ın kişisel ihtiyaçlarını karşıladım. Ona duş aldırdım, tuvaletini yaptırdım, yemek yedirdim falan. Şu an dersimize gidiyoruz. Sanırım Shelly hala uyuyor diyecektim ki uyanmış. O da duşunu almış. Tam yani duş almasına gerek yok ama hani Plant Sim olduğu için onun da suya ihtiyacı var. O yüzden ona da birazcık duş aldırdım. Şimdi şu işi ben denemek istiyordum hatırlıyorsanız. Hani neydi o? Check job board. Ondan sonra social group jobs. Yani bu sosyal grup işleri ne acaba? Ona bir merak ettim açıkçası. Çünkü Universal Life'le gelen özellikleri de kullanmak istiyorum açıkçası. Bu ne? Collection by the number. Objective by a comic book. Yani şey alacağız. Ne kitabı? Aa, neydi ya? Roman, çizgi roman, öyle bir şeydi. Hadi gelip o zaman o baya komik book'tan alalım. Sanırım burası açılmış aynen. Çizgi romandı sanırım komik. Yanlış hatırlıyorum olabilirim. Yanlış hatırlıyorum büyük ihtimalle. Yes. Şimdi buraya girdik bence. Açamadım hala burası. Girsene içeri. Sanırım açılmamış. Ha, open saat. Open saati yani saat 8'de. Şimdi açıldı bence. Tamam açıldı. Şimdi nereden satın alınıyor acaba? Read something değil. Nereden satın alabilirim diye düşünüyorum. Ha, şuradan. Buy comics. Herhangi bir tane ucuz olandan almak istedim açıkçası. Hangisini alsak? Şundan alalım. Şu hoşuma gitti. Bir tane aldım. Şu an nerd skill'lerden şey kazandık. Hani o puanlardan kazandık. Aa, artık nerd müyüz biz? Evet, nerd olduk. Yes. Hadi o zaman o aldığımız kitabı da okuyalım bari bir işe yarasın. Ondan sonra tekrardan yurda gelelim. Tekrardan böyle bir şey araştıralım. Bakın artıyor. Ve kitabı okuduk, bitti şu an. Hadi satalım. Evet. Bismillah'ın azına sattık. Hadi o zaman tekrardan bir yurda gidelim. Tekrardan o görevi
Alalım. Aa, Mike da buradaymış haritada. Harika. Burada neden bir sürü sim geçiyor açıkça? Yani neden? Tamam. Ondan sonra Mike'ın dersi bitti. Dersi bittiğine göre ona artık ne yaptırabiliriz? Gelsin birazcık anatomi çalışsın diyeceğim de. Hadi ona da böyle görevler yaptıralım. Mesela sana da yine aynı şeyden yaptıralım. Neymiş? Play a football in university quad. Play futbolun için nerede oynayacağım ama? University quad. University quad nerede ve futbol nerede oynayacağım açıkçası? Play football university quad. Ne demek acaba o? Quad. Bir anlamına bakalım, hemen telefonumdan bakayım. Hemen sizi bekletiyorum. Bekletiyorum. Bahçe, bina, avlusu demekmiş. Yani herhangi bir yerde futbol oynayacakmış ama futbol Seasons'la gelmemiş miydi ya? Sanırım şundan bahsediyor o. Universal Life'la gelen eşyaları bir açalım. Şuradan şunu Universal Life alalım. Hop. Eğlence kısmı ha. Entertainment. Futbol dedi, büyük ihtimalle bu ya. Değil mi? Bence budur büyük ihtimalle. Tamam. Sen bunu şu bir inventörüne al istersen. Ondan sonra da bununla oyna. Play soccer with. Hadi şeyle oyna. Shelly ile beraber oyna. Bence futbol budur ya. Ya futbol bizim bildiğimiz futbol değil bence şu an burada. Değilmiş zaten, belli oldu. Evet, belli oldu, bu değilmiş. Şunu bir iptal etsem. Boş ver, başka bir şeye bakalım. Ama şu an biz ders çalışmıyoruz ve dersimizin iyi olması gerekiyor. Bu ne? Scare a fellow sim, silhouette a megaphone. Aa, megafonla bir tane simi korkutmamız gerekiyormuş. O zaman yine şuradan bir tane megafon alalım. Universal Life'la gelen. Megafon nerede acaba? Hemen bundan bir tane aldım. Fark ediyorsanız bize şey yaptırıyor arkadaşlar. Universal Life'le gelen özellikleri kullandırıyor. Aa, birisine şey yapabiliyormuşuz. Nasıl desem, aşkımızı ilan edebiliyormuşuz. Really loud introduction. Hayır. Şöyle yapalım. Friend introduction diyelim. Ondan sonra buradan onu korkutmamız gerekiyor tabii ki. Ama nasıl korkutacağız acaba? Ben bunu şimdi nasıl yapayım acaba? Bilemiyorum, bunu da hiç beğenmedim. Bana böyle kolay yapabileceğim şeyleri yapsan. Yani söylesen bana nasıl olur? Bence mean'dedir. Roommates, special, nerd. Şu an boş ver, bunu da boş ver. Bu zaten şeymiş yani. Rebuild'ların özellikleriymiş. Attend film screening, frame rate sinema. Bir tane sinemaya katılacakmışız. Hadi ona katılalım o zaman bari, bu daha mantıklı bir şey. Ama o sinema nerede? O ayrı bir konu. Nerede? Evet, şu an onu bulmaya çalışıyorum. Ve vakit kaybı tamamen. Ah, buradaymış. Attend film screening. Ha, 6 p.m. ile 12 p.m. arası gel diyor. Kaçırmışız ya. Ha yo, 6 p.m. kaçırmadık. 4 saat sonra gideriz. Tamam. 4 saat sonra buraya gideriz. Şimdi bizim birazcık ders çalışmamız gerekiyor. Ne yapsak ya? Bizim arabamız var cebimizde. Şu an araba var. Hadi sen gel birazcık şununla çalış. Birazcık sunum yap. Hatta bir ekonomi planının hakkında bir çalışma yap istersen. Tam böyle yurdun ortasına kur düzeneğini. Mis gibi. Böyle insanlar geçemesin falan. Birazcık hafiften çalış burada. Bundan sonra Mike da çalışsın tabii ki. O da çok önemli. Bona bunu tanıyor.
Çalış yani tatlım, çalışmayıp ne yapacaksın? O bir gün kalmış bunun Shelly'nin sınavlarına ve o derse gidiyor, gitmek zorunda şu an. Aynen gidiyor. Gitsin bakalım. Ve library'de mi? Buraya mı katılmak zorundasın? Aa, sınıf buradaymış. Bakın, grup çalışması yapıyorlar şu an ve bütün dünya şu an buraya bütün planlarını kurdu. Ve sen nasıl bir öğrencisin? Çok korkunç. Bence bayağı iyi. Çok hoş gözüküyor. Sen nereye kuracaksın? Gel sen de onun dibine kur. Mis gibi şu simi burada hapsedin falan. Güzel olur açıkçası. Bunun fotoğrafını çekeceğim. Her türden insan ve milyonlarca sunum. O şeyi oda, oda dediğin ne odası? Sadece fotoğraf. Tamam. Bu bayağı yaşlı bir amca gibi. İlginç. Güzel ya. Sen de anatomi çalışıyorsun değil mi tatlım? Çalışmıyor musun? Okey. Gel de o zaman sen de study yap hadi o zaman. Yapacak bir şey yok diyecektim ki bence vardır. Ne bileyim bir Universal Life ile gelen bir aktivite falan alalım yani. O da şey. Jacuzzi. Aa keşke jacuzzimiz olsa. Koysak mı acaba jacuzzi? Ne kadar çok jacuzzi var ya. Sims 4'te bir tane Perfect Patio ile gezdiler. İki tane koydular. İlginç. Ve para tuzağı. Ama çok çılgın bir şekilde de alıyoruz yani. Bu kadar şey yapıyoruz. Şey yapıyoruz ama. Alıyoruz bir de. İşin ilginç alanı o. Aa kafasına vurdum. Özür dilerim diyor bak gülüyor bir de. Aa. Tamam birlikte frisbee oynuyorsunuz ve hiçbir Bully peki bu ses niye? Birisi duşta şarkı mı söylüyor? Sen mi söylüyorsun? Yes. Tamam saat 6 olduğu zaman ne yapacağız? Tabii ki de gidip sinemada film izleyeceğiz. Sinemada film izleyeceğiz diyorum ya. Film izleyeceğiz gidip işte. Tamam. Bu ne? Beğenmemiş. Chocolate Taplin'in cebindeki o 3 milyon yıl önceki Chocolate Bar'ı yersen tabii ki de miden bulanır. Yani son kullanma tarihi falan geçmiştir mantıken. Diğer şuradaki filme katıl. Katıldık zaten. Film izliyoruz harika. Shelley Staples ne yapıyor acaba? Staples. Staples Center. Grammy. Yes. Grammy ya canım eder. Dares var. Bakıcı olabiliyoruz. Hadi gel şuna bir tekrardan bakalım. Yani yapabileceğimiz başka şeyler var mı acaba? Ona bir bakmak istedim. Ondan sonra zaten bölümü bitireceğim. Visit the Kate Comics and play video games. Tamam bu gayet kolay oldu. Buna da hep kolay şeyler geliyor. Hadi gel bunu bir ziyaret et. Ondan sonra orada video oyunları oynayalım. Tamam video oyunu ama hangi video oyunu? Bence buradaki video oyunudur. Arcade Machine değil. Normal video oyunu bildiğimiz. Şunlar. Mı? Ha yok burada. İşte video game bu. Play video game. Aa play FIFA. Direkten FIFA diye koymuşlar. Çünkü FIFA diye koyarlar. Çünkü iki oyun da EA'in olduğu için yani reklam amacı gütmeden direkten koyuyorlar. Tamam biz bunu yaptık. Şu an elimize ne geçti? Aa şey olduk. Jack olduk. Bir tane birisi şarkı mı söylüyor? Aa evet birisi şarkı söylüyor burada. Showtime'da gelen şarkıcılık kariyeri. Bari para mı alsak diyeceğim de zaten bizim paramız az. Tamam hadi eve git o zaman. Neden sakince yürüyerek eve gidiyorsun? Koşman gerekiyor seni. Sen bir simsin. Perform a gag stand. Aa bu da Universal Life'le gelen bir eşya. Onu da yapalım. Hani böyle baş aşağı durup şey oynuyorsunuz. Yani şey ne oynaması. Bir şey içecek içiyorsunuz falan. Hadi tamam. Yaptık mı ikisinde? Ha. Yanlış şeye tıklayıp tıklayıp duruyorum. Tamam ikisini de yapmışız. Hadi o zaman sen de eve git ve ondan sonra videoyu da burada bitirelim.
Hadi ikiniz de gelin yatın. Burası senin yatağın. Burası da senin yatağın. Keşke şu odayı birazcık düzenlesem. Ya aslında paramız da var, 76 bin simyalım. Ama kıyamıyorum. Neyse o zaman arkadaşlar, bu videoyu da burada bitirelim. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Başka bir Sims 3 Mükemmel Genetik Özellikleri Oynuyoruz bölümünde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.